Bir çift lafım da rakibimiz olacak. Gerçekten onları anlamaya çalışıyorum. Zorlanıyorum. Ama bir kez daha görüyorum ki biz hakikaten çok farklı bir camiayız. Herkes kendi camiasını en iyi bilir. En çok kendi camiasını över. Ama ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Çünkü olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Algı yaratma, algı manipüle etme yeteneğe sahipler. Çok hızlı geçmek istiyorum bu konuyu. Çünkü bizimle hiç algısı, ilgisi, alakası olmayan konularda basın toplantıları yapıyorlar. Ve devamlı biz gündeme geliyoruz. Ya ben gündeme geliyorum, ya Fenerbahçe gündeme geliyor. Ya Fenerbahçe ilgili maçta bir konu gündeme geliyor. Yani o kadar iyiler ki bu işin mühendisliğinde. Bunlara 10 pozisyonda bir pozisyon aleyhine çalınsın, kıyameti koparırlar, altını üstüne getirirler. Bizde ise 10 pozisyonda 9'u gri pozisyonda, 9'u aleyhimize, bir tanesi lehimize olsun, yine ortalığı altını üstüne getirirler. Olağanüstü bir becerileri var bunu yapmakta. Yani hiç riyakarlık, utanma, üzülme, çekinme, hiç böyle bir refleksleri olmayan bir camia. Yani o kadar utanma, refleks olmayan bir camia ki, mesela Fenerbahçe'de pek çok yönetici kulübe kaynak sağlar, destek olur. Hiçbir yönetici bundan bahsetmez. Geri de istemez. Bırakın verdiğini geri almak için kulübün hisselerine haciz getirmeyi, geri bile istemez Fenerbahçeli yönetici. Düşünebiliyor musunuz? Biz Fenerbahçe yöneticinin verdiği 3-5 kuruşu kulüpten geri almak için kulübün hisselerine haciz getirecek, sonra yine bu kulübün başkanı seçilecek başka bir seçimde. Ya maça gelemez. Biz bu kadar farklı iki camiayız. Transfer yaparken hiçbir etik kurula riayet etmezler. Bizim dönemimizde hiç kimse bizim transferimizde oyuncumuzu ayarttınız diye laf edemez. Onlarca örneği vardır. Kulüpler bize saygı duyarlar. Saygı duyduklarını Kulüpler Birliği Vakfı'nda ifade eden kulüp başkanları olmuştur. Biz birini transfer edeceksek önce kulübüne gideriz. Onlar ne yapar? Önce oyuncuyu ayartırlar. Aklını çelerler. Sonra da kulübünü, futbolcunun kulübünü köşeye sıkıştırırlar. Ve defalarca bunun örneği vardır. Ve bundan da şikayet eden birçok kulüp vardır. İşler iyi giderken itidal çağrısı yaparlar. İşler kötü gidince ortalığı karıştırırlar. Ve kızıştırırlar. Evet, biz spor kulübüyüz. Onlar şu anki halleriyle bir futbol kulübüler. Ve bu örnekleri çok sıralayabilirim. Ama onların yaptığı gibi bizim toplantımızı onlarla ilgili meşgul etmek istemiyorum. Ama yani mücadele ettiğimiz ortamı daha iyi anlayın diye bunlara değinmek istedim.